Merhaba arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere ÖTV muafiyeti üst limitinin kaldırılması için son 8 aydır sürekli CİMER'e yazıyoruz. O kadar fazla video yapıp CİMER'e başvuruda bulunduk ki artık CİMER'den yanıt bile gelmiyor. Onlar da bıktılar. ÖTV muafiyeti üst limitini kaldırmayacaklar ama revize edecekler. Seçim dönemine girdik. Yatırım amaçlı revizyon gelecek. Fakat üst limitin tamamen kaldırılması bizim açımızdan çok daha iyi olacaktır. Bunun nedenlerini az sonra söyleyeceğim. Her zaman dediğimiz gibi engelliler ve aileleri ülkenin en büyük sivil toplum örgütü durumundalar ve istekleri görmezden gelinemez. Üst limit güncellemesi gelecek. Ama bir kesimde öyle bir algı oluştu ki sanki ÖTV muafiyeti 650 bin TL, 750 bin TL'ye yükseltilirse araçlar Kızılay tarafından ücretsiz dağıtılacakmış gibi bir hava oluşturuldu. Bir de ÖTV muafiyeti üst limit güncellemesi zaten yapılacak. Bu gökyüzünden birden gelen bir karar değil arkadaşlar. Aylardır masada olan bir düşünce. Ama zamanı net belli değil. Sadece son günlerde çok dillendirildi. Ne zaman güncelleme gelir peki? Bunu Türkiye gibi durumların anlık değiştiği bir ülkede kimse bilemez. Geçen ayda video çekip bu hafta güncelleme gelecek diyen arkadaşlara tepkim olmuştu. Ülkemizde hiçbir kanuni işlem bu kadar kısa sürede mevzuata giremez demiştim. Bir ay geçti, bakın hala ne zaman güncelleme gelecek söylentileri var. Bazı milletvekilleri özellikle bu konular için çalışıyorlar ve sona geldik diyorlar. Ama bu süreç biraz daha böyle devam eder. Bir haftada çıkacak bir mevzuat değil bu arkadaşlar. Bir de olayın şu yanı var. Eğer ki ÖTV muafiyeti üst limiti kaldırılmaz, sadece iyileştirme yapılırsa bu çok ters teper ülkemizde. Bu sefer de araç almamız zorlaşır. Neden mi? Şu an bakıyorsunuz 450 bin TL fiyatlı araçlar 250 bin TL muafiyetli satılmak zorunda. Ama bayiler madem bu araçları ÖTV'siz alıyorlar diye kendi kar marjlarını aşırı bindiriyorlar otomobillere. Ve 250 bin TL'lik araca 280 bin TL istiyorlar. Şimdi ÖTV muafiyeti üst limiti 650 bin TL olursa en üst limitteki araçlar muafiyetli olarak 361 bin TL'ye satılmak zorunda. Ama siz sanıyor musunuz ki bu rakamlara bayiler size araç verirler? Örnek vermek gerekirse Hyundai Tucson Comfort 1.6 almaya gittiniz. Bayi 650 bin TL liste satış fiyatı olan bu aracı size en az 420 bin TL bandında satmaya çalışacak. Denetim olmadığı için de istediği fiyata satabileceklerini hepimiz biliyoruz. Şimdi ÖTV muafiyeti olarak en fazla 250 bin TL liste fiyatına bile çok yüksek diyorken 400 bin TL'yi aşan rakamları hangi engelli vatandaş veya ailesi verebilir? ÖTV muafiyetinin 650 bin TL bandına çıkarılması en çok bu işten kar elde etmeye çalışan, ne yazık ki bu işi suistimal edecek olan kişilere yarayacaktır. Zira Türkiye'de hiçbir engelli kolay kolay bu rakamları ödeyemez. Bizim için en hayırlısı otomobil fiyatlarının düşürülüp ÖTV muafiyeti üst limitinin kaldırılmasıdır. Yapılması gereken hep dediğimiz gibi tamamen bu ÖTV muafiyeti üst limiti saçmalığının kaldırılması ve otomobil fiyatlarının makul seviyelere çekilmesidir. Eylül 2021 fiyatlarına bile razıyız. Zira güncel otomobil fiyatları Avrupa'nın en yüksek rakamları. Limit kaldırılırsa en azından her araç ÖTV muafiyette alınabileceği için, engelli bireylerin sınırsız seçme hakkı olacağı için hiçbir bayi kolay kolay fiyat bindirimi yapamaz. Çünkü alternatifler çoğalacağı için müşteri kaybını da göze alamazlar. Şubat ayından itibaren yetkililer ÖTV muafiyeti üst limiti revizyonunu zaten görüşüyorlar. Hatta ÖTV muafiyeti üst limiti 600 bin TL olursa alınabilecek araçlar videomda var. Ona bakabilirsiniz. Fakat revizyon durumunda sizi bağlayan hiçbir şey olmayacak. Önümüzdeki ayda revizyon gelse sizin şu an alacağınız veya düşündüğünüz otomobillere bile inanılmaz zam gelecek. Muafiyetli olarak 210 bin TL'ye alacağınız aracı 250 bin TL'ye alacaksınız. Bu durumda muafiyet üst sınırının değiştirilmesi aslında beklenildiği kadar olumlu olmayacak. Bu durum bir nebze şuna benziyor.
geçen yıl 2800 TL maaşınız vardı. Markete girdiğiniz zaman bu rakama 90 koli yumurta alabiliyordunuz. Maaşınız bu sene 4200 TL oldu. Ama bu zamlı maaşla marketten sadece 60 koli yumurta alabiliyorsunuz. Bizim de yakın zamanda mecliste görüşmelerimiz olmuştu. ÖTV muafiyeti üst limitinin değiştirileceğinin sözünü almıştık. Ama ülke dinamikleri ortada. Araçlar 3 ayda 2'ye katlıyor. Bizi her sene böyle ÖTV muafiyeti üst limiti rakamlarıyla uğraştırmasınlar. Tamamen limiti kaldırsınlar istiyoruz artık. 3 ay önce taleplerimiz ÖTV muafiyeti üst limitinin en az 600 bin TL olması yönündeydi. Ama bayiler de denetlensin diyorduk. Zira rakamın buraya çekilmesinin hiçbir önemi kalmaz, denetleme olmazsa diyorduk. Çünkü başımıza ne geleceğini gayet iyi biliyorduk. Ülkemizde araç firmalarının nasıl başlarına buyruk fiyat belirlediklerini ve stokçuluk yapıp araç fiyat politikalarını nasıl belirlediklerini, gelecekte de belirleyebileceklerini öngörüyorduk. Pandemi sürecini bahane edip istedikleri gibi at oynattılar. Şimdi 300 bin TL olması gereken otomobiller bu politikalar sayesinde 600 bin TL'yi geçti. Geçmişte ÖTV muafiyeti üst limitinin yükseltilmesini istiyorduk dediğim gibi. Birçok siyasiyle de görüştük, olumlu geri dönüşler de aldık. Ama şimdi komple bu sınırın kaldırılmasını istiyoruz. Bunun nedenlerini de sıraladım. Ayağımızda pranga gibi bu limit olayı. Artık hesap kitap yapmadan direkt isteyen engellilerin istediği aracı düşünebileceği bir otomobil piyasası istiyoruz. ÖTV muafiyetli bir şekilde 250 bin TL'ye kadar otomobil alacak olanlar, yani parası bu kadar olanlar ÖTV muafiyeti üst limitinin arttırılması haberlerini beklemesinler. Düşündükleri aracı buldukları anda alsınlar. Zira bu arttırım onların lehine olacak bir güncelleme olmayacak. Alacakları otomobillere zam geleceğini şimdiden söylemek istiyorum. 600 bin TL civarı araç düşünenler ve biraz daha zamanı olanlar bekleyebilirler. Limit güncellemesi gelecek. Gelmemesi zaten imkansız. Ama dediğim gibi 250 bin TL ve 6 araç alacaklar bu limit güncellemesini beklemesinler. Otomobil bayilerinin önünü açan az miktarlı ÖTV muafiyeti üst limiti revizyonu yerine ÖTV muafiyetinin komple kaldırılması hepimizin lehine olacaktır. Bunun için CİMER'e tekrardan hep birlikte yazıyoruz arkadaşlar. CİMER'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı'nı seçerek talep oluşturabilirsiniz. Hep birlikte yüklenelim arkadaşlar. İmza kampanyamızın linkini de açıklamalarda bulabilirsiniz. Birlikte ve sağlıcakla kalalım sevgili dostlarım.